Bir ses provası alabilir miyiz acaba biz? İkinci kanal. Rekabet olarak gelirsek hani normal yani Fenerbahçe'de oynuyorsan iyi oyuncular olur. Rekabet gayet normal ama ben buraya oynamak için geldim. Hani yedekte oturmak için gelmedim ya da oturayım derler ya böyle parasını alsın. Öyle bir yapım ya da öyle bir insan değilim. Yani hani her zaman böyle formanın mücadelesini veririm 90 dakika. Hani formayı derler ya hani böyle sırılsıklam olur. Öyle bir oyuncu yapım var yani mücadeleci bir yapım. Ondan hani kim gelirse gelsin fark etmiyor yani Fenerbahçe için hani başarılı bir oyuncu olursa herkese kapımız açıktır yani. Fenerbahçe'de oynuyorsan hani taraftarların bir gol beklentisi olması normal yani böyle büyük takımlarda oynarsan forvet olarak her zaman takımı şampiyonluğa götürecek goller atman lazım yoksa takım sıkıntı yaşar yani şampiyonluk için. Tabii ki hani ben de mücadele edeceğim, çabalayacağım. Allah nasip ederse oynamak istiyorum. Gollerimle takımı şampiyonluklara taşımak istiyorum. Ocak'tan itibaren boş oyuncu konumundaydım. Çok teklifler geldi hani ondan önce de demiştim. Çok iyiliklerden teklif aldım. Bundesliga 1-2, La Liga, Serie A için hani neredeyse her yerden. Çünkü niye hani boş oyuncusun artıdan hani İyi bir istatistik yakaladım. Sonunda da Almanya 2. liginde gol kralı oldum. Ondan gayet normaldi yani teklifler. Tabii ki hani Fenerbahçe ile kontağa geçtiğimiz anda hani tabii Türkiye'den de başka yerlerden de teklif oldu. Hani Türkiye çok ilk önce sıcak bakmıyordum çünkü hani değişiklikler de vardı ama Fenerbahçe olunca bir insan olarak değişiyorsun hani acaba ne yapayım gideyim mi gelmeyeyim mi öyle bir konuma oluyor. Tabii ki hani Fenerbahçe olunca farklı oldu benim için. Buradan da Ali Koç Başkan'a, Selahattin Baki'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inandılar bana, saygı duydular. Hani çok profesyonelce gerçekleşti bu süreç. Gol olarak hani bir rakam vermek forvet için bence doğru bir rakam değil. Yani hani her forvet tabii ki hani ben de her maça ilk 11 olarak başlamak istiyorum. Her maçta gol atmak istiyorum. O kafala oyuna çıkarsın. Hani bir rakam doğru değil yani çok maçımız olacak. Ligde 38, Kupa, UEFA, hani Avrupa Ligi. Ondan hani çok maçlar olacak. Bir forvet olarak da tabii ki her maçta oynamak istiyorum, goller atmak istiyorum. Bir rakam söylemeyeyim. En sonunda bakalım sezon sonu işte bir rakam olursa derim hani aynen buydu kafamdaki ya da üstüne geçtim ya da altında kaldım. Hocaya gelirsek hani ilk izlenimim hani ilk konuşması beni çok etkiledi yani hani dedi ki hani Fenerbahçe'nin büyüklüğü herkes farkında olması lazım hani herkes bir yoldan gitmesi lazım sapma olmayacak. Hani ben buraya boşuna gelmedim dedi hani şampiyonluk için geldim. Bence buradaki oyuncular da hepsi farkında da hani bu Fenerbahçe'nin annemini büyüklüğünü hissetmiştir hani yerliler olsun gurbetçiler ya da yabancılar. Bence herkes bunun farkında olması lazım hani nerede olduğunu. Çünkü bu camiada böyle normal yani her zaman yenmen lazım, kazanman lazım. Ondan bence herkes farkındadır yani nerede olduğunu. Oyunculara gelirsek hani sıcak bir ortamda karşıladılar beni. Hani iyi oyuncular, iyi karakterler var takımda yerli yabancı. Antrenmanlara gelirsek hani oyuncu kalitesi gördüğüme göre hani çok iyi oyuncularımız var, kaliteli ayaklar var. Herkes elinden geleni yapıyor. Herkes forma savaşında. Hani herkes kendini hocaya kanıtlamak istiyor. İlk 11'de oynamak istiyor. Hocaya antrenmanlar tabii ki az antrenman yaptık ama tabii ki hani yavaş yavaş herkes toparlanıyor. Hoca çok profesyonelce antrenman yaptırıyor. Hani onu söyleyebilirim hani çok iyi antrenman yapıyoruz. Tabii ki hani Euro 2020 vardı işte hani her oyuncu normal yani her Türk oyuncu o kadroda olmak ister. Olmadım. Saygı duymak lazım. Hocanın kararıydı. Onu bir şey diyemem yani. Hoca ne derse o. Benim tek yapacağım sahada çalışmak, kendimi göstermek. Eylül'de maçlar var yine. Kendimi burada ispatlarsam hani orada olabileceğimi düşünüyorum. O kadroda, milli takım kadrosunda. İnşallah elimden geleni yaparım. Allah nasip ederse olur. Mesut'la aramızda çok yaş farkı yok. Ondan böyle şey değildi ama Mesut Özil Almanya'da hani kendini kanıtlamış. Hatta dünya futbolunda hani ondan önce de demiştim hani tarihin en iyi 10 numaralarından biri. İlk 20'ye rahatlıkla girer bence Almanya'da. Hani Mesut Özil dersen hani direkt asist gelir aklına. Hani çünkü bencil bir oyuncu değil. Her zaman o gözde bazen bazı oyuncuların göremediği yerlere görüyor.
Ben de açıkçası bundan profit alacağım. Yani onun asistleriyle, çünkü değişik koşularda belki bazı oyuncular vardır koşu yaparsın göremez ama böyle kaliteli oyuncular o an görür. Ondan forvet olarak hani kim oynarsa oynasın daha çok pozisyona girecek. Ondan kalenin önünde sakin kalırsın, gollerini atarsın. Gel.